salatalarımızın vazgeçilmezi. Genellikle bazı yemeklerimize de koyarız. Biz limon sıkmak yerine genellikle nar ekşisi koymayı tercih ederiz. Çok da severiz. O yüzden şu anda Aydın'ın birçok köyünde, Ege'nin birçok köyünde tam nar dönemi. O yüzden ablalarım, teyzelerim narları tek tek topluyorlar. Böyle tek tek taneliyorlar. Sonra eziyorlar ve nar ekşisi yapıyorlar. Gördüğünüz gibi şu anda Şerif ablamın yanındayım. Şerif ablam, kolay değil. Çok zor benim. Çok ve zor. Sende o kadar çok nar var ki. Evet. Et bitmeyecek bu. Bitmeyecek. Şerife teyzem, nar olayını bana en baştan bir anlatır mısın? En baştan gülüm. Biz bunu kendi bahçem var. Topluyoruz. Evet. Bakıyoruz bütün biraz onu. Suyu, ilacı, şeysi bakıyoruz. Ondan sonra satıyoruz. Satmadığımız biraz ayırıyoruz kendimizi. Onları topladım işte. İki gündür topluyorum. İki gündür de sıkıyorum. Dördüncü gün bugün uğraşıyorum. Dördüncü gün. Bunları peki böyle tek tek getiriyorsun. Yarıyorsun herhalde, bir yarıyorsun. Evet, yarıyoruz. O şekilde sıkıp taneliyoruz. Sonra çuvalı koyup eziyoruz. Suyunu oradan alıp ocakta pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Pişirme işlemi ne kadar sürüyor ablam? Pişirme işlemi en az 12 saat. 12 saat boyunca pişiyor. Odun ateşinde mi? Odun ateşinde. Ama onun da tadının doyumu olmaz galiba. Aynen gülüm. Aynen gülüm. Sen bayağıdır mı yapıyorsun bu işi? Ben bayağı 4-5 yıldır yapıyorum. Sipariş üzerine yapıyorum. İzmir'e falan gelip müşterilerim gelip alıp gidiyor. Bayağı bir hani yoktan bir elimizi para geçiyor, torunlarım için harcıyor. 5 kilo alan oluyor, 10 kilo alan oluyor. 1 kilo ne kadar mesela Şerif ablam? 50'yi satan var gülüm, 45'i satan var. O şekilde. Bize kaç olur Şerif ablam? Ben geçen yıl 35 sattım. En düşük vereceğim fiyat 40. Hiç bize de 40 yani Şerif ablam.